Evet, şu, Geliyor mu sayın, ses? evet, şu anda kayıttayız. Şu anda yayınımıza başladık. Pekala. Değerli meslektaşlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği Başkanı olarak size sadece bir hatırlatma için yanınızdayım. 28 Ekim, 31 Ekim arasındaki kongremizin hazırlıkları aşağı yukarı bitti. Maksimum iki hafta içinde ama muhtemel önümüzdeki hafta içinde bilimsel programımızı göreceksiniz. Çok doyurucu bir program oldu. İnşallah canlı yapacağız kongreyi. Bazı katılımcılar yurt dışı online olabilir ama önemli bir kısmı canlı olacak. Evet, bizim her ay iki kere yapmış olduğumuz webinarlarımızın bu akşam çok ilgi çeken bir konusunu tartışacağız sizlerle yine. Bütün siklusları dondurmalı mıyız veya taze mi gitmeliyiz? Konunun teması bu. Bu konuda çok değerli iki tane konuşmacımız var. Bir tanesi Danimarka'dan hepinizin çok yakinen tanıdığı Peter Himay'dan. Diğeri de Türkiye'de en çok frozen siklus yapan sevgili Kemal Özgür Antalya bölgemizden, Antalya'dan. Peter Himay'dan taze sikluslar lehine konuşacak. Yani bu hiçbir debate olacak bu akşamki toplantı. Kemal Özgür de frozen siklusların lehine konuşacak. Sevgili Emre Pabuççu da modere edecek. Ben hepinize keyifli, doyurucu bir seyir dileyip sizleri izlemekle yetineceğim. Konuşmayı sevgili Emre'ye bırakıyorum. Buyurun. Evet Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz. Üreme Tıbbı Cerrahisi Derneği'nin bu güzel web seminerleri serisinde bugünkü konu gerçekten çok güzel, popüler bir konu. Freeze-all. Birçok güncel tartışma, daha doğrusu toplantıda da bu tartışmalar aslında süre gelmekte. Peter Humeydan bir teknik demeyeyim, uçakla ilgili probleminden dolayı bize sunumunu kayıt altına aldı. Ama biz tabii ona soru sorduk. Güzel de sorular yönelttik. Gelmesi muhtemel soruların da özetini çıkartmaya çalıştık. Bu soruların da yanıtlarını verdi. Ona da teşekkür ederiz. Dolayısıyla Humeydan aramızda canlı olarak olamayacak. Bu son dakika sorunu olarak yansıdı ama yine de sunumunu bize taze olarak yaptı ve gönderdi. Birazdan zaten Humeydan'ın bu sunumuyla başlayacağız. Daha sonra da Antalya IVF'den Kemal Hoca kon şeklinde işte Freeze-all'u savunacak. Bu arada gelen bütün soruları chat bölümüne lütfen yazınız. Biz Peter'ın sunumu sonrası Kemal Hoca'nın sunumunu alacağız. Ve her ikisinin, yani her iki konuşmacının sunumu bittikten sonra da soruları yani Kemal Hoca'ya yönelteceğiz. Ben de burada destek olmaya çalışacağım. Ben sözü organizatör arkadaşlardan öncelikle Peter Humeydan'a bırakıyorum. Onun sunumunu izlemek için. Evet, teşekkür ederim. Dear colleagues, it's a great pleasure for me to be speaking for you tonight. Unfortunately, I wasn't able to be there myself. Now, as you all remember, we're going to have this discussion tonight, pro and con freeze-all. And I was asked to question the idea of freeze-all. So you can see the title of my lecture is Freeze-all for all? Question mark. Or, as said in a more Shakespearean way, should we freeze or not freeze? This is my disclosure slide. Now, the overview of my lecture. First of all, I'd like to give you a background of freeze-all and go into the biological issues of freeze-all and finally come up with some concluding remarks. Because remember, in biology, there's never just either pro et con. There will always be like issues that we can always discuss openly. So there will be both pro and con. Now, another important thing that I want to discuss with you is the importance and the effect of meta-analysis on the way that we perform our IVF. Now, the big freeze started, and the idea was that freeze-all will free everyone for any problems whatsoever.
And the whole idea of the freeze-all was based on this meta-analysis, including a total of approximately 600 cycles only. So a very, very small meta-analysis. But what did the meta-analysis tell us? Well, it told us that the ongoing pregnancy rate was significantly better in the freeze-all cycles, that the clinical pregnancy rate was significantly better, and also that there was no difference in the miscarriage rate. So everything pointed at freeze-all to be better than fresh transfer. So again, the risk ratio in favor of freeze-all was 1.3, and it was based on three studies only, 633 patients. But again, we as IVF people, we are so impatient. So we, all of us, a lot of us just rushed into freezing-all, freeze-all for all. And this is what I call the freeze-all avalanche, which started in those days. And, you know, I think this is maybe generally for IVF doctors, but also for a lot of our specialists. We are like lemmings. We follow the leader, even outside. We jump, we even fall down the cliffs to follow the leader. And quite often things happen. People stop thinking. They just do like the others, or they do what our patients want us to do. And we have the usual papers. This is now 2013, the usual people writing. So should we do frozen replacement cycle for everyone? Are we ready for prime time? We also had SWOT analysis on this issue from the Belgian group. But no one actually discussed anything about safety. And obviously, safety is everybody's business. Because if you look into the analysis from 2011 and onwards, and we look just into the Danish material, you can see that the odds ratio for large for gestational age after frozen embryo transfer was 1.6. So compared to fresh transfer and natural conception. So frozen embryo transfer kids had a significantly higher risk of large for gestational age. This is from Denmark. Let's go to Finland. We see exactly the same, a study from 2010. Here, an adjusted odds ratio of 1.7 in terms of large for gestational age. And if we go to Sweden, again, we see the same thing here, frozen versus fresh transfer. If we go for large for gestational age and we go for the adjusted odds ratio, it's 1.4. So significantly more heavy, large for gestational age children. And even more worrying, we also saw that the risk of the adjusted odds ratio for preeclampsia was 1.3 in frozen embryo transfer. So large for gestational age and preeclampsia risk significantly increased. Now, with our eminent speaker today, we also produced this paper in 2016, looking into the weight differences when we compare fresh to frozen in different studies. And you can see there is approximately a 120 gram difference in birth weight if we compare fresh to frozen. That is, frozen kids are heavier. And you could say, well, 140 gram, does this mean anything? Well, if this is based on epigenetics, obviously it is of importance. Now, if we look into a lot of births, more than 15,000 births, and looked into the risk of severe preeclampsia, and this is just ART per se, you can see that the odds ratio is 2.16, so double the risk of preeclampsia. And obviously, with preeclampsia, you will indirectly increase prematurity, preterm birth, and this is a problem. Now, what are the mechanisms behind the increased weight in frozen embryo transfer? Well, I'm not going to give you any direct mechanisms, because actually we don't know. We have a lot of issues here that we could postulate could have an impact. The freezing and the thawing per se for frozen embryo transfer, we know very little about those.
And also, what we see is actually there is a difference between natural cycle and HRT in terms of preeclampsia. So preeclampsia is still significantly higher in the frozen embryo transfer cycle. Has this to do with estrogen priming? Well, it could have to do with this, because high estrogen will have an impact on early placentation. This has been seen in the rat model. What is important to remember is that there are two very vulnerable periods during early life, during early prenatal life. And this is the early embryonic life. This is the time of the blastocyst, and then late fetal life. And this is where the epigenetic activity is increased. So the epigenetic watch is running very, very quickly during the incubation period, which we are handling here, but also in late fetal life. Now, an interesting issue was shown in 2017, in which the microRNA expression was explored in placentae from frozen thawed blastocyst transfer as compared to those from spontaneous conception and fresh embryo transfer. And what they saw was that there were four microRNAs which were significantly downregulated in the frozen embryo transfer placentae compared with the other placentae. And these authors would conclude that the process of frozen embryo transfer could increase the exposure of the epigenome to external influences, possibly leading to large for gestational age and placenta-mediated pregnancy complications, that is, preeclampsia. So there was actually a significant difference in the microRNA in those placentae deriving from frozen embryo transfer. Now, another worrying paper came out in 2014. This was a paper looking into vascular dysfunction in children who generally were conceived by assisted by ART, comparing those to normally conceived children. And what these authors postulated was that at a very early young age of these kids, around 8 to 12 years, they already showed signs of premature subclinical atherosclerosis, pulmonary hypertension, and vascular stiffening. Now, will this have an effect? Well, we have to go back to the Barker hypothesis. And obviously, the Barker hypothesis tells you that what happens in early prenatal life actually may have a significant impact later in life. And specific here, we know that preeclampsia has a significant impact later in life in terms of the occurrence of hypertension, vascular dysfunction, obesity, and insulin resistance. We also know that there are signs that IVF has got the same impact later in adult life. And obviously, from a very elegant study which was performed after the Second World War in a group of Dutch women who starved during the Second World War, it's quite obvious that these kids in whom the mothers were starving during pregnancy, later on developed hypertension, vascular dysfunction, obesity, and insulin resistance. So just to tell you that what we are doing here in a specific preeclampsia and IVF actually might have a significant impact later in life. And if we go back to the Rimaldi study looking into the atherosclerosis, so what they're postulating is that when you see arterial stiffening very early in life, this is the timeline. Well, this might very well develop into, from subclinical atherosclerosis, can develop into clinical atherosclerosis, hypertension, and vascular dysfunction. So this is what we need to be aware of. Already just doing IVF could increase the risk and could impact the health of the adult person. Another issue, and now this is again just fresh transfer, and this is a large analysis looking into the long-term health outcomes for children born as a result of IVF. What we see here is that the blood pressure actually is increased in those kids, and that the fat deposits potentially
actually are different from those of normally conceived children, and so is the fasting glucose. So again, showing that when we are manipulating with IVF, it actually has an impact, seems to have an impact for these kids. Now, if we move back to the hypertensive disorders in ART, this is now 50,000 pregnancies. What these authors concluded was that the risk of hypertensive disorders was higher after ART. But interestingly, the highest risk was seen in singleton pregnancies after frozen thawed, in frozen thawed cycles. And if they compared the twin pregnancy, again, the risk was higher in frozen thawed cycles. So the risk of hypertensive disorders in the mothers was significantly increased in frozen embryo transfer cycles, again, 50,000 pregnancies. And obviously, if you have problems with hypertension or preeclampsia, this is going to lead to premature birth and small for gestational age. And then again, all the problems which could come up later in life. So if we just sum up, frozen versus fresh embryo transfer. Well, we have an intrauterine overgrowth. There are more hypertensive disorders during pregnancy. The odds ratio for preeclampsia is double in the mother, which increases, if we go back to the Dutch studies, the cardiovascular morbidity in adult offspring. And we don't know a lot about long-term morbidity. Let's just go back to this early meta-analysis and try to dissect it, because this is the one from 2013, which changed the policies. Now, what we see is that, again, this is actually a mixture of patients, because two of the studies were exploring high responders, while one study was exploring normal responders only. Now, one paper was retracted later on due to methodological flaws. So we can count this one out. And again, the same author in 2016 in more than 1,400 patients showed no difference in live birth when he compared fresh versus frozen. So the smaller study showed a difference, but once this study was expanded, there was no difference in live birth between fresh and frozen transfer. So this was for the Iranian study. If we go back to the US study, you can see it's very small, 67 versus 70 patients. And these authors were looking into, again, ongoing pregnancy. And you can see here the ongoing pregnancy in fresh was around 50%, whereas in frozen it was 78%. Now, the problem in here is that this study is significantly underpowered. You need a sample size of more than 900. And look at this, it's only 130 to show any difference of 10% in live birth rate only. And then there were like co-interventions performed, dual triggering. And look at the elevated high pregnancy rate in the study group, 90% pregnancy rate in the study group. How is this possible? Why not 100%? I mean, when you see numbers like this, you have to be very, very careful. And obviously, everything is related to the small sample size. So this is just like the Swedish cook cooking a soup with a lot of ingredients, and the taste is not very nice. So what happened was, once there were some more studies included, this is now the one meta-analysis from 2000. You can now see here the total number of sites, and what these authors saw was difference between transfers as well as for blast. We had more studies coming in 2018, again comparing fresh to frozen, and this was in normal ovulatory women, and this then led us to do the latest meta-analysis in human reproduction update, looking into ongoing pregnancy rates. And now look at this, nearly 5,000 cycles included, no difference whatsoever. Also looking into normal responders, no difference. Hyper responders, no difference. So obviously ongoing pregnancies, no difference in the rates.
So you could say, well, those who chose to freeze all just based on that meta-analysis, they need to scratch their hair and say, why did I actually freeze all? And I think we need to be very careful because there are so many meta-analyses along. As long as you've got a good database system and you've got some good statisticians, everyone can actually do a meta-analysis. And there are a lot of meta-analyses being performed. And usually it's quite easy to get published when you do a meta-analysis. The problem is there are too many meta-analyses of a very poor quality, specifically in terms of the number of patients or cycles included and the methodology and quality of the studies in the meta-analysis. So in reality, to understand a meta-analysis, we all need to go into each small study which was included there to get a view of the quality of this meta-analysis. The number of patients is obviously the most important. So I think for us in reproductive medicine, we like the old policy. Scratch all. Everyone was scratching all until we had the excellent paper in the New England Journal showing actually there's no difference in live birth rate from scratch all. Then we had PGTA for all. Well, later on we saw, well, PGTA is not for all again. We need to individualize. And finally, freeze all. But remember, our patients need individualized care. And obviously, we should do freeze-all if there is an indication for freeze-all. So just to conclude, if we compare fresh transfer versus freeze-all in the normal responder patient, there's definitely no difference in live birth rates. However, frozen embryo transfer increases intrauterine overgrowth, hypertensive disorders, preeclampsia in the mother, which increases cardiovascular morbidity in the adult offspring, and we know very little about the long-term morbidity. We also have to admit that if we go worldwide, I mean, you are excellent in Turkey, and so are we with our vitrification programs, but these programs are not universally optimal. So there's still a lot of places in which, if you do freeze all, the patient is not it's not very good for the success rate of that patient. And also the idea of moving from wild to wild west stimulation, just stimulating patients aggressively, getting 40 follicles and 30 oocytes. Again, I think this is not the idea. I agree. I mean, we reintroduced the whole agonist trigger in modern IVF, which obviously has revolutionized our way of thinking today. But again, we should not go wild and just stimulate our patients and go for freeze-all just because of wild stimulations. And again, please remember that we only just start now understanding the luteal phase. And again, the agonist trigger was actually the one who opened the whole study and the whole our whole understanding of the luteal phase. And even for HRT and natural cycle, there's ample room for improvement of our luteal phase support. And you all know the papers who are now, we did quite a lot of those papers also with Turkish colleagues looking into cutoffs of serum progesterone on the day of transfer and can the cycle be rescued, et cetera, et cetera. So there's definitely room for improvement of the HRT and natural cycle frozen embryo transfer protocols. And then again, what about the financial aspects of the patient if you convert a planned fresh transfer to a frozen embryo transfer? So I would say freeze-all is not for all patients. We need an indication for every manipulation we do in ART. And I think some of us have been walking on very thin ice if we converted the full program to freeze-all program. Again, what are the indications? Well, obviously the most important is OHSS risk. And there is actually a distinct follicle cutoff of 19 follicles. So if you have 19 follicles or more on the day of trigger above 11 millimeters, remember, you need to count the smaller follicles also. Well, if you trigger with HCG there and you go for a fresh transfer, and even if you trigger with agonist and go for a fresh transfer, you will increase the risk of OHSS above 1%.
So the follicle cutoff of 19 follicles is an actual tool to go to decide whether to go for a freeze-all. Then obviously in the PGTA patient, this is quite obvious. Day 6 blastocyst transfers need to go for a freeze-all to obtain good implantation rates. In our unit, we never transfer fresh in endometriosis or adenomyosis. Finally, we do a lot of dual stimulation and random start stimulation. Obviously, we need to do freeze-all for those also. And we also suggest repeated implantation failure patients to do a freeze-all. So what you can see here is a nice sum of indications for freeze-all. And this means in our setting, in my clinic, we do planned elective freeze-all in approximately 50% or a little bit more of our patients. So we do a lot of freeze-all, but this is by indication. So here you see the Ice King. He's sitting there waiting, hoping that freeze-all is going to increase, and I'm sure freeze-all is going to increase, and freeze-all with the vitrification program. And once we learned how to perform the luteal phase support of our protocols, obviously is an elegant way of working. But I think, again, we need to remember the large for gestational age. We need to remember the risk of hypertension in the mothers and preeclampsia in the kids. And this is why we need strict indications for the freeze-all policy. Thank you very much. So I just move on to some questions that I had from our moderator, Dr. Emre Papacu. And so one question is, do high estradiol levels in fresh transfer cycles lead to low birth weight? Well, I think there is a correlation between high estradiol and early placentation. And in the rat model, this has actually been shown that if the estradiol is high, you will have a poor placentation, which definitely could lead to birth weight differences. But usually these birth weight differences would lead to higher birth weight because there will be like a catch-up. In the early beginning, the fetus is smaller, but then in the rat model, a few weeks before the birth, the rat is going to catch up and it's going to be actually born as overweight. So poor placentation is going to impact the birth weight of the rat in terms of a higher birth rate. And this probably could be similar to what we see with our large for gestational age, because these fat rats are going to have problems later on. Also, if you measure their blood pressure, etc., they're going to have problems there. Now, another question is, how should we optimize our stimulation in fresh transfer cycles to avoid excessive estradiol rise and OHSS? Well, I think to avoid OHSS, we need to look into the follicle numbers on the day of trigger. And again, if you have 19 plus follicles above 11 millimeters, this is the time to start thinking of doing a freeze-all to avoid an OHSS. The excessive estradiol rise, well, again, this is a matter of how many follicles you have. The more follicles, the higher the estradiol. But until now, it's safe to transfer up until including 18 in patients with 18 follicles above 11 millimeters. So another question is there any association of large for gestational age babies and endometrial preparation protocols? Well, there seems to be, because if we compare, and again, we need more data on this, but it's the large for gestational age probably has to do with the estradiol levels in our cycles, whether they are natural cycles or whether they are fresh transfer cycles. But still, I think it's very difficult to say, but you could say that the large for gestational age is mainly seen in the HRT protocol. So that there is something there, and it could be the estradiol that we're using, which has an impact on the weight. So I also mentioned the cost, and if we compare fresh to frozen. Now I work in the public sector, and obviously
for the patient, there's no difference in cost. I would suggest that there would be differences in the private sector if you need to do a segmentation again. If this is for the safety of the mother in terms of OHSS, obviously you need to do it. But just doing it for everyone without an indication, again, I think what we do in medicine, we need indications for our interventions. Then finally, a question is about cycles in poor responder patients. So would poor responder patients benefit from frozen embryo transfer? Now, in my hands, in our poor reserve patients, so POR patients, we do mainly dual stimulation. So this means per se that these patients are going to have a frozen embryo transfer. So what we aim at is we aim at accumulating blastocysts, doing maybe one or two dual stimulation protocols until we have a sufficient number of blastocysts. So in a young patient, less than 35, this would be around 3 blastocysts. But in a patient who is 40 years, we need to accumulate approximately 5 blastocysts in order to have a chance of 1 euploid blastocyst, because the euploidy rate of blastocyst in a 39, 40-year-old lady is around 20%. So for these patients, definitely we would go for a freeze-all, and these patients will benefit from this because we can accumulate. Another idea is that if we go for poor reserve patients and we stimulate them very hard, and they end up with a low estradiol because they have very few follicles producing estradiol, but we were pushing them with a lot of FSH and maybe LH, they end up with high progesterone. Now, specifically the poor reserve patient, the poor responder patient who was treated with excessive doses of FSH, ending up with quite moderate estradiol but a high progesterone, these patients will have a problem in terms of the progesterone receptor. So the problem here will be that usually high estradiol, that is in the high reserve patient, will introduce progesterone receptor resistance. So a patient with many follicles and high estradiol will do quite well in a fresh transfer. And this is what we see. Our patients with many follicles usually get pregnant if they don't get an OHSS because they had high estradiol. High estradiol introduces progesterone receptor resistance. So this patient will be well off with high progesterone on the trigger day. In contrast, if you have a patient with few follicles, low estradiol, but high progesterone, you will have the problem with implantation. So yes, for me, definitely, I think that the optimal protocol for the poor reserve patient, the low AFC AMH patient, is actually the dual stimulation protocol followed by a frozen embryo transfer once the sufficient number of blastocysts have been accumulated. Thank you very much. Evet, Peter'a gıyabında çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel sorularımızı da yanıtladı. Keşke aramızda olsaydı bu pro-con tartışmasında. Taze transferi gayet güzel donelerle savundu. Şimdi Kemal Özgür Hoca'ya mikrofonu bırakıyoruz. O da herkese freeze-all yapalımın gerekçelerini anlatacak. Hocam buyurun. İyi akşamlar Emre'cim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu sunumum görülüyor değil mi arkadaşlar? Hocam şu anda share screen yaparsanız. Evet. Evet, şu anda geldi. Tamam. Öncelikle Üreme Tıbbı Cerrahi Derneği'ne, özellikle Recai Hocam'a bana bu oturum fırsatını verdiği için huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Peter Humeydan'la da bu konuyu tartışmak keşke canlı olsaydı daha iyi olacaktı ama gerçekten benim için onur duyduğum bir konu. Şimdi freeze-all tarize transfere tercih edilebilir, ben savunacağım burada. Peter Humeydan'ın argümanlarını da benim konuşmamda içereceğim. Aslında freeze-all yani
terminolojisinde işte elective freezing olarak geçebiliyor, deferred transfer olarak geçebiliyor. Ben bir de hastaların hangi terminolojiyi kullandığı konusunda birkaç tane gözlemimi söyleyeyim. Bir tanesi, hastalar buna rahim dinlendirme diyor. Bence güzel bir betimleme. Bazı hastalar da sıcak transfer ve soğuk transfer diyebiliyorlar. Şimdi konuşmama ASRM eski başkanlarından birinin konuşmasıyla başlamak istiyorum. Paulson diyor ki, eğer diyor, diyor artık %99 vitrifikasyonla etkinliğe ulaşabilmişsek, herhalde diyor, sonunda diyor, gelecekte diyor, %99'luk bir embriyo implantasyon hızına ulaşabileceğiz demektir, bu anlama geliyor diyor. Ben de kesinlikle buna inanıyorum. Hatta meslek hayatımda ben tamamen implantasyon sorununu çözebileceğimize inanıyorum ki burada hem reseptiviteyi hemen hemen ben freeze oldu hallettiğimizi düşünüyorum. Daha hala kat edeceğimiz yol var tabii ki ama asıl halletmemiz gereken bir de embriyo seleksiyonu, işte PGT, non-invasive PGT'nin de buna ciddi katkıda olacağını düşünüyorum. Yani iyi gidiyoruz ve o anlamda da ben freeze olduğunda buna çok ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Dondurma tekniği aslında biyolojide de var. Buna kriptobiyozis deniyor. Dünyada 42 bin yıl kadar yaşayıp sağ kalan, sonradan çözülüp sağ kalan bir nematotun resmi bu. En rekor bu organizmada. Bu organizmanın özelliği kendi kendine sağ kalabilmesini, organelleri, hücreleri zarar görmeden sağ kalabilmesini sağlayan evriminde bir takım savunma mekanizmaları geliştirmiş. İşte bu savunma mekanizmalardan bazıları işte şaperon proteinler, bazıları reaktif oksijene karşı geliştirilmiş proteinler. Ben buradan da çok ders alacağımızı düşünüyorum. Çünkü bizim kullandığımız kimyasal protektif ajanların belki gelecekte yerini bu tip biyolojik materyallerde tutabilir diye düşünüyorum. Konumuz aslında reseptivite arkadaşlar. Yani burada aslında embriyoyu dondururken biz embriyoya herhangi bir özellik kazandırmıyoruz. Yani embriyoya dondurduğumuz için implantasyon potansiyelini arttırmıyoruz. Konumuz tamamen reseptivite. Ve ben burada tohumla toprak analojisini kullanıyorum. Acaba hangi ortam daha iyi reseptivite için? Uyarılmış bir endometrium mu? IVF'deki, fresh IVF'deki, yoksa natürel siklustaki hiç uyarılmamış, natürel siklustaki milyonlarca yıllık evrimimizde oluşmuş, hiç uyarılmamış natürel siklus endometriumu daha iyi? Şimdi baktığımız zaman iki organın da, yani iki endometriumun da birbirinden farklı olduğunu çok net söyleyebiliriz. Çünkü bu farkın temel sebebi de natürel siklusa göre multifoliküler gelişim. Multifoliküler gelişim olduğu zaman, ki IVF'de bunu yapmak zorundayız, multifoliküler gelişimle beraber estradiol düzeyleri Peter'ın da söylediği gibi çok yüksek düzeylere çıkmakta. Ve aynı zamanda da işin bir tarafı da progesteron salgısı da artmakta. Hemen periovulatör, yani foliküller iyice uyarıldığı zaman östrojenle beraber progesteron salgısı da artmakta. Ve bu da erken sekresyon fazına endometriumu sokabildiği için aynı reseptiviteye sahip olmadığını hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili 5 tane gözlem var literatürde. Bunlardan bir tanesi gen ekspresyon çalışmaları. Yapılmış olan çalışmalarda gen ekspresyonları sütümüle edilmiş endometriumla natürel siklus endometriumun birbirinden farklı olduğunu gösteriyor. Yapılmış olan çalışmalarda en az 500'ün üzerindeki genin 2 kattan daha fazla upregüle veya downregüle olduğu görünüyor. Yani buradan bu kadar farklı gen ekspresyonların tabii ki bunların downstream olarak da bir takım farklılıklara yol açacağını beklemek doğaldır. İkinci gözlem, hem ışık mikroskop çalışmalarında hem de elektron mikroskop çalışmalarında ilerlemiş bir endometriumla, sekresyon fazına daha hızlı geçmiş, daha ilerlemiş bir endometriumla karşılaşıyoruz. Bu konuda yeterince literatürde yeterli çalışmalar var. Üçüncüsü, bu progesteron salgısının arttığını söyledik sütümlediğimiz sikluslarda aynı zamanda progesteron reseptörleri özellikle olmak üzere steroid reseptör ekspresyonları da değişiyor. Progesteron reseptörünün artmasının anlamı da şu,
Zaten progesteron salgını reseptörde artınca duyarlılık da artıyor. Böylelikle sekresyon fazına daha hızlı geçmesini sağlıyor. Dördüncü gözlem immünoloji ile ilgili. Biliyorsunuz implantasyonda natural killer cell'lerin önemli bir rolü var ve uyarılmış sikluslarda konsantrasyonun daha düştüğü. Bir beşinci gözlemde uterin kontraksiyonlar, hepimizin gözlemlerinde transfer ederken de gördüğümüz, özellikle kırbaç embriyoyu taze verirken uterin kontraksiyonun arttığını gözlemlemek. Bu da bir çeşit embriyo eksplosyonuna yol açabileceği için uyarılmış siklustan, natural siklustan pardon, daha farklı özellik arz etmekte. Peki dünyada dondurmuş embriyo transferleri nasıldır? Başarılı mıdır? Bu konuda en iyi data SART datası. 2019'daki datayı çıkardım. Gördüğünüz gibi FED siklusları kırmızıyla görülen 2019'da ve taze transferlerde mavi renkli görülen ve gördüğünüz gibi FED siklusları daha başarılı. Ve bu başarı özellikle yaş ilerledikçe buradaki makas giderek açılmakta. Tabii ki burada hani şeyi söyleyebiliriz. Yani ortada bir selection bias var. Belki hani çok yumurtalı hastalar, çok iyi embriyo seleksiyonu var burada. Ancak buna rağmen başarının ne kadar yüksek olduğu görülüyor ve giderek tercih edilmesine de sebep olacağını gösteriyor. Peki nasıl durum? Yani dünyada nereye gidiyor? Bu CDC datası 2005'ten 2019'a kadar FED siklusların bütün siklus içindeki oranlarını görüyorsunuz. 2005-2006 yılları arasında gördüğünüz gibi %20'nin altında FED siklusları varken son 2019'da neredeyse siklusların 4/3'ü FED'e dönmüş durumda arkadaşlar. Yani bunun anlamı şu, aslında bu eğri giderek yukarı doğru çıkıyor ve ben gelecekte 5-10 sene sonra yavaş yavaş herhalde fresh siklusların belki de çok nadiren uygulandığı bir döneme geçeceğimize inanıyorum. SART'ın son 3 yıl datasına baktığınız zaman total siklusların gri renkte giderek yükseldiğini görüyorsunuz. Kırmızı renkli olan fresh siklusların siklusları artmasına rağmen düşmesini görüyorsunuz. Bir de mavi olan da konumuzla biraz ilgili olan embriyo ve oosit bankalama, yani embriyo ve oositi saklayıp daha sonra transferi planlama. Bunun da 3 yıl içinde %24'ten %36'lara çıktığını görüyorsun. Şimdi bu grafiklerin özeti aslında genel trendi gösteriyor. Yani insanlar aslında genel anlamda frozen embryo transferlerini tercih ettiğini gösteriyor. Ve ben burada praktis yapanların, klinisyenlerin burada tercihini ortaya koyduğunu ve genel trendi gösterdiğini düşünüyorum. Peter bahsetti ama ben 4 tane ana sebep görüyorum bütün hastalara frizol yapılmasının. Bir tanesi IVF başarısı daha yüksek. Peter'a tam katılmıyorum. O konuda şimdi ayrıntıları söyleyeceğim. Obstetrik açıdan da kesinlikle daha normalize bir obstetrik sonuçlar. Onlara da değineceğim. Komplikasyonlardan hiç bahsetmedik. Komplikasyonlardan arınmış bir IVF. İşte hiperresponder da tamam öneriyor. Ama bunun yanında bir ektopik gebelik de var. Bir yandan ovaryen torsiyon var. Bunlardan dolayı daha az komplikasyonlu bir IVF. Bir de tamamen hasta dostu bir tedavi. Bu da kesinlikle bizim praktisimizde çok net gördüğüm bir şey. Önce IVF'den başlayayım. IVF yüksek mi? Bizim kendi deneyimimize göre evet daha yüksek. 2015 yılında biz kendi datamızı dondurmuş embriyolarla taze transferleri analiz ettik. Yaklaşık 1400'ün üzerinde çift embriyo transferlerini analiz ettik. Ve bunları analiz ederken eşleştirilmiş skorlara sahip olan, yani aynı kombinasyona sahip olan çift embriyo transferlerini karşılaştırdığımız zaman grafide gördüğünüz gibi bu kombinasyon, bütün kombinasyon skorlarında dondurmuş embriyo transferinin gri olan, siyaha göre, tazeye göre yaklaşık bir %15-20 oranında gebelik oranlarının daha yüksek olduğunu gördük. Ve biz burada şunu kanaat getirdik. Dedik ki bu bizim sistemimizde çalışıyor. Biz artık taze yapmayalım dedik. Taze transfer ve bizim 2015'ten beri 10.000 üzerindeki siklusla tamamen dondurmuş embriyo transferine geçmemizin ana sebebi budur. Peki bu bizim retrospektif datamız. Peki asıl kanıt tabii ki bu değil. Asıl kanıt randomize kontrollü çalışmalar. Peter'ın da bahsettiği gibi bunda gerçekten 99 yılından beri birçok çalışma çıkmış. Toplam 12 tane çalışma var arkadaşlar. Bu 12 çalışma 99'dan 2021'e kadar. Bu çalışmalar için ben bir çorba resmi koydum gerçekten. Bunun sebebi de çok heterojen çalışmalar.
Ne gibi heterojenlikler var? Bir tanesi bir kere vaka sayıları çoğu çalışmanın 250'nin altında, düşük sayıda. Bir kısmı tek merkezli, bir kısmı çok merkezli. High responder var, normal responder var. Bu arada hiç poor responder yok şeyde, randomize kontrol çalışmalarda. İnşallah gelecekte öyle bir data da görürüz. Tek embriyo transferleri var, çift embriyo transferleri var. Bir de en önemlisi, embriyo aşamaları birbirinden farklı. Çalışmaların bir kısmı 2PN, bir kısmı D3 klivaj ile, bir kısmı da blastocyst çalışması. Bu Peter'ın çalışması, metaanaliz. En son gerçekten metaanaliz bu. Rock'la beraber yaptıkları metaanaliz. Burada en son 2018'e kadar olan çalışma görünüyor. Gerçekten Peter'ın da söylediği gibi bir farklılık yok. Ama bu çalışmaların büyük çoğunluğu klivaj embriyosu. Şimdi bizim genel praktisimizde şu anda Türkiye'de ve dünyada normal responderlar için konuşuyorum. İnsanlar, klinisyenler poor responder için belki hani embriyo blast'a gidemez diye transfer ediyorlar ama normal responder için genel uygulama blastocyst transferi. O yüzden biz biraz genele uyalım. Genelde nasıl? Birinci sebep bu. İkincisi, biz blastocyst transferde de gold standardımız bizim single embryo transfer. Toplam 5 tane çalışma var. Ancak bu çalışmalardan 3 tane single embryo transferi. Bu Çin Lancet'te yayınlamış 2019 çalışması. Peter'ın da içinde olduğu 8 merkezli Avrupa çalışması var. 2020 yılında BMJ'de yayınlandı. Ve son 2021 geçtiğimiz aylarda Human Reproduction'da yayınlanmış Wong'un çalışması var. Yani ben tek embriyo transferi ve blastocyst transferleri üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Çünkü gold standart o ve biz bunun üzerinden konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Neden? Çünkü bu kriyobiyolojiden kaynaklanıyor. Çünkü siz eğer 2PN'de dondurulan, klivaj esnesinde dondurulan, blastocyst'te dondurulan embriyoları aynı kefeye koymamamız gerektiğini düşünüyorum. Sebebi de şu. Bu da kriyobiyolojinin temelinde yatıyor. Çünkü kriyobiyolojinin temelinde embriyoya hasar vermektir. Hasar vermemek gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki hücrelerimizin %80'i sudan oluşuyor. Ve en büyük hasar da dondurma tekniğinde içinde buz kristalleri olduğu zaman letaldir. Bu yüzden işte antifriz gibi kriyoprotektan ajanlar kullanıyoruz. Bu kriyoprotektan ajanlarında kullanırken iki tane hasar oluşabilmekte. Bir tanesi, eğer siz kriyoprotektan ajanı hızlı ve yüksek miktarda verirseniz ozmotik hasar olabiliyor. Bir anda ozmozisi yükseldiği için. Bir yandan da siz eğer bunu uzun süreli yer tutarsanız bu kriyoprotektan ajanda, bu sefer kimyasal toksitesi oluyor. O yüzden protokoller oluşturulmuş. En optimum hangi, ne kadar kriyoprotektan kullanalım, ne kadar medium'da tutalım, kaç derecede kullanalım. Eskiden slow yapıyorduk, şimdi vitrifikasyon yapıyoruz ama o sürelerin hepsi zaman içinde optimize edilmiş 20 yıllık, 30 yıllık deneyimlerle ortaya çıkmış şeyler. O yüzden klivaj evresiyle blastocyst dondurması birbirinden farklı. O yüzden bunları birbirinden ayırmak lazım. Ben aynı performans göstermediğine inanıyorum. Sebebi de şuradaki bir çalışmadan kaynaklanıyor. 1985'te çok eski bir çalışma. Burada dondurma hızlarına göre hücreleri ayırmışlar. Gördüğünüz gibi birinci mavi olan bir oosit, pembe mor olan bir lenfosit ve diğer 7 mikronluk olan da bir eritrosit. Bunlar aslında birazcık oositi veya 2PN oositi. İkincisi klivaj embriyosunu temsil ediyor lenfosit. Ve diğer eritrosit de gördüğünüz gibi küçük bir hücre. Bu da bizim blastocystik blastomeri temsil ediyor. Şimdi bunların survival'larına baktığınız zaman en etkin survival düşük dondurma hızlarında oluyor oositte. Ama diğer hücrelere baktığınız zaman lenfositte bu 20 derece dakika gibi bir hız, 20-30 derece dakika gibi bir hız ve küçük hücrelere baktığımız zaman ki blastocyst binlerin üzerine çıkıyor. En optimum survival. O yüzden biz, biliyorsunuzdur belki, biz klivaj evre embriyosunu frizede vitrifike ederken blastocyste vitrifike ettiğimiz solüsyonla biz aynı protokolü uyguluyoruz. Bunlar aynı şeyler değil. Belki hasar oluşmuyor ama implantasyonu etkileyebilecek hasar oluşabilir. Çünkü bu hücrelerin aynı zamanda membran permeabiliteleri, biyolojileri de birbirinden farklı.
Nitekim bu 2017'de Fertility'de yayınlanmış bir SART datasına göre büyük hücre olan oosit freezing'in canlı doğum oranları relatif riski dondurulmuş oosit aleyhine 0.87'ler. Yani aynı performansı göstermiyor diye düşünüyorum ben. O yüzden biz bu çalışmaya sadece set blastlara bakalım. Set blastlarda acaba mevcut durum ne? Mevcut, yani gold standartımız set blast olması gerekiyor. Şimdi burada 3 tane çalışma var. 3. çalışma 2021'de son Human Reproduction'da yayınlandı son aylarda. Küçük bir çalışma, 205 çalışma. Biraz daha yaşı ileri bir hasta grubu, 35 yaş grubunda. Ancak çalışmanın nasıl yayınlandı ben de samimi olarak söylüyorum. Çok şaşırdım. Çünkü canlı doğum oranı dondurmuş embriyo siklusunda %7'lerde transfer başına. Bir IUI'den daha düşük. Buna karşılık taze transfer %22'lerde. O da çok süper değil. Ancak bu kadar düşük canlı doğum oranları gerçekten bu çalışmayı dahil etmekte tedirgin ediyor. Buradaki teknik asıl sorun şurada. Dondurma tekniğinde, dondurma grubunda daha doğrusu, embriyoları 5. günde değil 6. güne kadar bekletmişler. Yani dondurma grubunda, taze grupta 5. günde transfer yaparken dondurma grubunu 5. günde embriyo olsa 6. güne kadar taşımışlar. Ve bu 6. gündeki embriyoların arasında kompak embriyolar, morula embriyolar da var. Yani 6. günde siz kompak embriyoyu, morula bir embriyoyu transfer ettiğimiz zaman valla bence de %7 civarındaki bir canlı doğum oranı normal diye düşünüyorum. Hatta iyi bile diye düşünüyorum. O yüzden ben bu çalışmayı dahil etmiyorum. Geriye 2 tane çalışma kalıyor bence literatürde anlamlı olan. Bir tanesi Lancet'teki yayınlanan çalışma, 2019 çalışması. Diğeri de Peter Maiden'ın içinde olduğu 8 merkezli Avrupa'da devlet hastanelerinde bunlar. Onun yaptığı 460 hastalık çalışma. Çalışmaların birbirinden farklı genç hasta grubu. 28 yaş, diğeri 32 yaş. Ama dediğim gibi single embryo transfer için. Biraz Çin çalışması daha bana ideal gibi geliyor. Ondan bahsedeceğim ve sebebinden bahsedeceğim. Bir kere çok büyük bir çalışma. Arada bir 3 kat kadar neredeyse fark var. 2-3 kadar fark var. Ve iyi tarafı, çalışma tamamen çok iyi prognozlu hastalar üzerine yürütülmüş. Birinci siklus. Yaş 20-35, ortalama 28 yaş. Ve iyi prognozlu hastalar bunlar. Şöyle, çünkü hastaların randomizasyonu D3'te yapılmış. Eğer en az 4 tane iyi kalite embriyonuz varsa randomize etmişler. Ve bunun arasında oluşan en iyi embriyoyu da single embryo transfer olarak ya dondurmuş ya taze olarak vermişler. Şimdi burada aslında reseptiviteyi ölçüyorsak, hani ben demin tohum ve toprak analojisi kullandım ya, tohumu standartlaştırmışlar aslında. Ve burada reseptiviteye bakmışlar. Ve reseptiviteye baktıkları zaman canlı doğum oranları 41'e karşılık %53'lük, relatif risk yaklaşık 1.29'luk, yani %29 daha başarılı görünmüş. Şimdi tekrar geriye döneyim. Storm'la Hümeyda'nın içinde bulunduğu çalışmadaki canlı doğum oranlarına baktığınız zaman da %36'ya karşılık 35'lik. Evet, yaş biraz daha ileri. Avrupa çalışması. Yumurta sayıları birbirlerinden farklı. Yani farklı bir grubun çalışması. Ve bu iki tane çalışma meta analiz yapılacak olursa, bunların vakalarının toplandığı zaman, Fresh Siklus'ta V ile beraber Stornland'ın çalışması, Avrupa çalışması topladığı zaman, Fresh Siklus'ta 1006 siklustan 407 canlı doğum var. Frizol'da ise 987 hastadan 495 tane canlı doğum var. Oran var ki relatif risk 1.20 lehine, Frizol'un lehine görünüyor. Şimdi eğer hani şu anda randomize kontrollü çalışmalarla literatürü konuşacaksak, kanıt burada işte bana göre. İki single embryo transferi blastocyste hala daha anlamlı derecede Frizol daha yüksek. Bir diğer konu daha güvenli. Demin de söyledim. Çünkü OHSS'den tamamen arınıyorsunuz. Ektopik gebelik oranlarınız 3 kat daha düşüyor. Ovaryan torsiyon çok nadir de görülse organ kaybına yol açıyor. Ovaryan torsiyon 5 kat daha düşüyor. O yüzden bu kısmı bile Frizol için çok önemli. Tamamen kazasız belasız bir IVF ile geçirmiş oluyorsunuz. Gelelim obstetrike. Şimdi Peter bahsetti. Gerçekten katılıyorum. Hani
Fresh'in kendine göre sorunları da var tabii ki. Preterm doğum daha fazla göre. Bu en son maaş verinin 2018-26 çalışmanın meta analizi Human Reproduction Update'de yayınlanmış. Gördüğünüz gibi preterm doğum dışında Fresh'te SGA'lı daha küçük bebekler oluyor. Plasentasyonları bunların da defekli. Aslında küçük bebekler biraz sigara içen annelere ben benzetiyorum. Hemen hemen aynı doğum ağırlıklarına sahip oluyorlar. IVF sikluslarında Fresh'te. Frozen'da da evet, Frozen'ın da problemleri var. Peter'a katılıyorum. Hipertansif hastalıklar var. Ve tam tersine iri bebekler fazla görünüyor normal popülasyon. 1.54 ve 1.85'lik bir fazlalık var. Şimdi şeytan biraz ayrıntıda gizli. Ama buradaki datanın sorunu şurada. Normalde gerçekten hani iki türlü biz endometrium hazırlığı yapıyoruz. Bir tanesi artifisyel siklusimiz, östrojeni zamanlamına uygun progesteronu veriyoruz. Ve bu şekilde bir taklit ediyoruz. Ama diğer yöntemde tamamen milyonlarca yıllık evrimimizde oluşmuş endometriumun hazırlığı. Aslında doğal olanı, gerçek olanı, o niye taklidine geçelim ve doğal olanına baktığımız zaman corpus luteum oluşuyor ve corpus luteumdan bizim yaptığımız şey ilaç vermeye de bile gerek yok. Uygun zamanı kullanmak, uygun zamanı belirlemek. O anlamda en fizyolojik olan ortam bu. Şimdi bununla ilgili asıl problem, hani bu FET datasına baktığımız zaman bu yüksekliklerin hepsinin tek bir kaynağı var, artifisyel siklus. O yüzden natürel siklusla artifisyel siklus çalışmalarını karşılaştırdığımız zaman ben 3 tane çalışma çıkardım. Biri İsveç'ten, ikincisi Japon Registrisi, üçüncüsü de Danimarka'dan Pimborg grubunun çalışması. Gördüğünüz gibi ortak olan şey hepsinde hipertansiyon artifisiyel siklusun aleyhine. Sadece o değil, LGA da aynı şekilde yaklaşık 1.2 bir civarında LGA artış söz konusu. Artifisiyel siklusta postpartum hemoroji daha fazla ve buna bağlı LGA'nın fazlalığına bağlı sezeryan oranları da daha fazla. Yani bunun kaynağı aslında artifisiyel siklus. Peki biz artifisiyel siklusu niye yapıyoruz? Bence de yapmamamız lazım. Bu yan etkilerden dolayı tercih yapmamız lazım derken, tercihimizi natürel siklus şeklinde kullanırsak bu yan etkilerden, bu olumsuzluklardan arınmış olacağımızı düşünüyorum ve dataya da o gözle bakmak lazım. Bununla ilgili hani bu hipertansiyonla ilgili güzel fizyolojik bir çalışma var. Bu 2019 Preeklampsi dergisinde Florida grubunun yaptığı bir çalışma. Arter, ana arter kompliyansına bakmışlar. Bunun bakışları da bunu şöyle ölçmüşler. Biraz teknik bir konu ama karotik arterden femoral artere kadar olan puls velocitesine bakmışlar. Ve bu ölçümde de gördüğünüz gibi korpus luteumu olmayan artifisyel siklusta üstteki çizgi, gördüğünüz gibi burada hızın daha yüksek olduğu, yani kompliyansın düşük kaldığı, elastisitenin, yani arterin elastisinin düşük kaldığını göstermekte, daha böyle sıkı basıncı yükseltecek bir arter yapısına sahip olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar farklı olduğunu, korpus luteumunun varlığında ve yokluğunda. İşte hipertansiyonun sebebi de bu arkadaşlar. Bu grafik çok güzel bunu gösteriyor. Şimdi bu sonuna geldiğim sunumun hemen hemen, bu çok eski bir çalışma, 2009 çalışması, PPA ile ilgili, PAPA ile ilgili pardon. PAPA bildiğimiz gibi bir bizim birinci trimesterin sonunda taramada kullandığımız bir protein. PAPA'nın bir özelliği var. Plasentadan salgılanan en büyük molekül. Bu molekülün bir rolü var. Bu proteinin rolü de IGF binding proteinlerini regüle eden bir protein. Böylelikle aktif hale geliyor IGF. Aktif hale gelmesini sağlıyor. İşte bu regülasyon önemli. Belki de bizim konuştuğumuz LGA'nın ana sebeplerinden bir tanesi PAPA'daki değişiklikler de olabilir. Nitekim bu çalışmada Avustralya'da büyük bir grup çalışmışlar. Çok büyük bir hasta grubunda. Burada baktığınız zaman Fresh siklusla, frozen sikluslara baktığınız zaman arada bir farklılık var.
fresh sikluslarda ve frozen ACE'de yani artifisel siklusta neredeyse 1/4 oranında PAP A'nın düşük olduğunu görürken non-ART'de standart o zaten karşılaştırıldığı ama frozen NC'ye bakıldığı zaman, natural siklusa baktığı zaman mavi ile griye baktığınız zaman ne kadar birbirine yakın olduğunu görürsün. Yani aslında natural siklusun ne kadar fizyolojik olduğunu gösteren ta o yıllarda göstermiş bir çalışma her ne kadar başka bir amaçla yapılmış olsa bile. Sonuç olarak ben artık doğalına IVF'de bu epigenetik değişiklikler vesaire doğalına dönmek gerektiğini düşünüyorum. Ve doğalına dönmek için de bizim aslında frizol yapıp transferi de FETNC'de transfer etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Sorulara geçebiliriz herhalde. Teşekkür ederim. Kemal'cim ağzına sağlık. Ben de hazır bağlanmışken korsan gireyim araya. Emre daha tam girmedi. Ya bir şey söylemek istiyorum. Bir arkadaşıma da bir retrospektif test çalışması yaptırdım. Ben sana geçen kongrede de sormuştum bu soruyu. Dondurulma gününde yani 4. veya 5. günde genelde donduruyorsunuz değil mi? Ağırlıklı blast donduruyorsunuz. Klivaj dondurmuyorsunuz. Yok ve 4. günde dondururken de mutlaka blast olursa donduruyoruz öğleden sonra. Peki. Şimdi dondurduk embriyolarımızı. 5. güne geldik. Early kavitasyon. Veya 3CC, 3BB. Bunu early kavitasyonu veya early blast'ı veya erken kavitasyonu 5. güne dondurup da sabah çözüp akşam transferi veya bir sonraki gün transfer ettiğimiz zaman bunların açıldığını görüyoruz. Güzel embriyo oluyorlar. Bunlardaki gebelik oranları kesinlikle dondurma anındaki özellikleriyle paralel gidiyor. Zaten sen de söyledin o adamın %7'lik başarı şansı bu çok bile diye. Yani buna katılıyorsun değil mi? Benim gözlemlerim de bu. Yani iyi bir 5AA, 4AA, 4BB maksimum dondurmazsan çözdüğün zaman iyi kaliteye bile gelse bazen 6. güne gidiyor embriyologlar bekliyorlar falan ve 5. gün çözüp bir 6'yı görüp verelim diyorlar. Gebelikler düşük. Kesinlikle. Değil mi? Katılıyorsun buna. Tabii ki. Yani embriyo kalitesi implantasyonu çok etkileyen bir şey. Yani Fresh'te de Frizzol'da da. Ben mesela 4CC'leri yani CC'leri biz dondurmuyoruz. Transferde de kullanmıyoruz. Ama BC'lerden daha düşük de olsa kesinlikle anlamlı derece canlı doğum oranlarımız var. Evet yani bir de D6'ya gelip zorlayarak D6'ya gelip iyi embriyolar olduğu zaman dondurulduğunda onlarda da başarı şansı 5'e göre düşük. İyi kalite bile aynen olsalar değil mi? Bizim de gözlemimiz o. Yani 5 gibi değil. Çok iyi görünse bile embriyo bir tık daha düşük alıyor başarı yüzdeleri. Zaten bununla ilgili İvi'nin bir çalışması var. Bunları şeye koydular. Timelapse'e koydular, baktılar. Timelapse'da geri kalanlara PGD yaptıkları zaman genetik anomalinin bunlarda yüksek olduğunu gördüler. Evet, teşekkür ederim. Siz devam edin Emre Bey. Kusura bakma, korsan girdim. Siz buyurun. Evet, ben yayından düştüm de bilgisayarımdaki bir sıkıntıdan dolayı. Kemal Hocam, çok teşekkür ediyoruz sunumunuzdan dolayı. Şimdi şöyle hemen ben bir katkı ve size hemen bir soru sorayım. Bir tane gelen sorumuz var, onu da soracağım. Şimdi bugüne kadarki bütün düzgün çalışmalarda ki ROK'un meta analizine dahil edilen çalışmalar da bu çalışmaları düzgün olarak atfettiği çalışmaları içeriyor. Bizim bilgilerimiz anovülatuar ya da polikistik over sendromu gibi yüksek yanıtlı vakalarda bu frozen embriyo transferinin daha etkili olduğu en azından implantasyon açısından. Çünkü OASS olarak zaten tartışmıyoruz bu konuyu. Ve bugüne kadar bu hem PCOS hem de anovülatuarla ilgili yani gruplarla ilgili iki tane çalışma çıktı. Bunlar New England Journal of Medicine'da da yayınlandı. Senin de altını çizdiğin gibi 3. gün yani klivaj embriyo transferleriydi. Ve sonuç olarak high responder vakalarda Frizzol daha etkili. Tamam, bunu biliyoruz. Meta analizde de biliyoruz. İki tane de çalışmamız var. Bir tanesi bu Şi'nin çalışması ovülatuar sikluslarda benzer çıktı. Ama D3'tü. Sen şunu savundun. D5 olsaydı farklı çıkardı diye. Netekim Wei'nin çalışmasını da gösterdin. O da D5'ti.
ve Frozen Cygnus'lar daha etkili çıktı. Güzel de tasarımlı. Fakat Stormlund'un, yani bu Danimarka çok İskandinav ekibinin çok merkezli randomize kontrolü çalışmasında fark çıkmadı. Frozen versus Fresh'te. Ancak altını çizmek istediğim konu şu. Bu Vey'nin çalışmasında Kemal Hocam, ben burada size yönlendireyim. Toplanan oosit sayısı ortalamaları 14 grupların. Yani her ne kadar bunlar normal responder ya da ovulatuar vakalar olarak, good prognosis vakaları olarak nitelendirilseler de günlük pratiğimizde 14 ortalama oosit topladığımız vakalar high responder vakalar olarak adlandırıyoruz. Stormlund'un çok merkezli randomize kontrolü çalışmasında toplanan ortalama oosit sayısı 8. Yani benim kafamda şöyle bir algı oturuyor. Çok oosit topladığın zaman Frozen çalışıyor. Ama ortalama 7-8 topladığın zaman Stormlund'un datasına göre benzer sonuçlar var. O zaman epigenetik, maliyet, işte bu time to pregnancy gibi konularda neden Frozen yapalım? Senin bu konuda bir yorumun var mı? Yani tabii hani Stormlund'un çalışmasında neden fark yok? Bir tanesi bir kere yani seleksiyonları bence çok etkili değil. Yani aynı değil. Çünkü 8 tane oositten olan seleksiyonla 14 tane oositten olan iyi embriyo seleksiyonu birbirinden farklı olacaktır. İkincisi, bunlar arada 4 yaş fark var. Biri 28 yaş ortalaması, biri 32 yaş ortalaması. Üçüncüsü, hani dondurma tekniğiyle ilgili de bir problem olabilir. Yani bunlar public hospital'lar. Avrupa'daki 8 tane public hospital'lar. Yani hani tabii sonuçta bir şey söylemek istemiyorum ama hani dondurma tekniğinde %35'lik bir canlı donoranı 32 yaş grubunda %35'lik bir canlı donoranı transfer başına bana biraz düşük gibi geliyor. Ama sonuçta iki tane single embryo blastocyst çalışması var anlamda ve bunları birleştirdiğim zaman ben sunumumda gösterdim. Halen daha literatüre göre şey daha yüksek. Dondurmuş embriyo transferi daha yüksek. Belki gelecekte muhtemelen daha çok randomize kontrol çalışmalar çıkacak. Belki söylediğimin aksini söyleyecek. Belki de beni destekleyecek. Ama ben olayın reseptivite olduğunu düşünüyorum. Ve reseptiviteyi de en iyi gösterecek durumunda çok iyi, güzel, kaliteli, implantasyon potansiyeli yüksek olan bir embriyo seçimiyle olacağını düşünüyorum. Şimdi eğer reseptivite Frizol'da daha iyiyse o zaman neden biz bunu normal responder'da kullanmayalım? Niye poor responder'da kullanmayalım? Yani sonuçta onu tartışıyoruz zaten. Reseptivitenin hangi ortamda daha iyi olduğunu tartışıyoruz. Yani demin söylediğim gibi hangi toprak daha iyi aslında? O yüzden hani ben Frizol'da işte high responder'da bunlara o hakkı verelim ama normal responder'da vermemize gerek yok. Poor responder'larda vermemize gerek yok. Ama reseptivite iyi. Eğer daha iyiyse niye biz bunları sakınıyoruz? Ben eğer hani Peter'ın söylediği hani freezing protokolleriniz eğer iyiyse hani her yerin aynı olmayabilir. Merkezinizin freezing'den memnunsanız, hastaya freezing olduktan ve çözdükten sonra hesap verebiliyorsanız ben Frizol'un daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ve geleceğinde o tarafa doğru gittiğini işte trendlerle beraber gösterdim zaten. Abi teşekkür ederiz. Galiba bu biraz da ekspertiz işi, yani tecrübe işi. Dondurdukça öğreniyorsunuz, öğrendikçe daha iyi dondurup çözüyorsunuz. Çözme hasarlarınız daha iyi oluyor vesaire. Şimdi bir tane sorumuz var. Soru şöyle ki, OHSS riski nedeniyle agonistle tetiklediniz, dondurdunuz. Daha sonraki tedavi siklusunu hemen sonraki mensleme yoksa bir mens atlayarak mı, natürel anlamda diye bir soru gelmiş. Bu konuda bir yorumunuz olur mu? Evet, yani ben bu konuda literatürde bir değişiklik olduğunu, eksiklik olduğunu düşünüyorum. Hatta bunun çalışmasını yapalım diye kafamdan da geçirdim. Yani natürel siklusu genelde literatürde bir siklus, natürel siklus için konuşuyorum. Bir siklus atladıktan sonra natürel siklus alınıyor. Bütün çalışmalarda da öyle. Ancak bu konuda veri yok. Yani acaba biz hemen aynı ertesi siklusta direkt programa alsak hastaları, acaba natürel siklusun başarısı düşen, bu cevap bilinmiyor. Bence çok değişmeyebilir. Ama bu merak edilen ve henüz daha açıklığa kavuşmamış bir şey. Yalnız ama Kemal'cim, natürel şeyde bu Frozen yaptıklarınızın çok büyük bir kısmı PCOS hastaları. Bunları natürel siklusta hemen hemen yapmak mümkün değil. Çok zor. Yani bunların kaç tanesi ovule olacak? Yani bunları mecburen artificial yapacaksınız.
Natürel'e yaparken o PCOS'ları bir kere dışlamak lazım. Abi şimdi şöyle, biz yani bir kere başarısız olmuş artifisyel siklus olan PCOS'lu hastalarda, anovulatör hastalarda femera ile çok güzel sonuç alıyoruz. Hemen hemen %90'da femera çok güzel yanıt veriyor. Hem endometrium kalınlaşması. Tamam ama o natürel değil ki, o da artificial siklus yani sonuç olarak. Aynı şey, hayır abi, korpus lutum'un varlığı çok fark ettiriyor. Bu artificial siklusla aynı şey düşünemezsiniz bence. Ben katılmıyorum abi. Bu önemli olan burada bütün korpus lutum'un varlığı. Hayır ama şey yapıyorsunuz. Doğru, bir çok yapıyorsunuz korpus lutum. Bazen 2-3 tane 4 tane yumurta yapıyor geliyor. Daha çok korpus lutum oluyor. Belki progesteron fazlalığı da oluyor. Yani sıkı bir çalışma da yok bu konuda. Doğru ama femerada yani çok az. En fazla 2 folikül geliştiğini ben görüyorum. Femeradan çok memnunuz. Polikistik over anovülasyonu hastada natürel siklus hazırlığında hormonlu stimülasyon, ama hormonlu stimülasyon hormonlu artifisyel siklus değildir. İkisinin bence şeyi çok farklı. Biyolojileri çok farklı. Abi evet, femara ile monofolikül gelişimini takiben HCG trigger yapıyoruz ve artificial cycle değil, natural cycle gibi şey yapıyoruz. Peki abi şunu soralım. Siz mesela femara ile yaptınız. HCG trigger mı yapıyorsunuz yoksa LH ovülasyon mu takibi yapıyorsunuz? Yani şöyle, eğer pratik anlamda şöyle yapıyoruz. 17 milimetrelik folikül ulaştığı zaman 17 milimetrede LH progesteron bakmaya başlıyoruz. Eğer LH progesteron düşükse 17 milimetrede, endometrium değilse HCG trigger veriyoruz. Yani ben HCG trigger'ının hastanın zahmetli bir tedaviye girmesi anlamında hasta dostu olduğunu düşünüyorum. Ve yapılmış olan çalışmalarda HCG trigger ile true natural siklus arasında bir farklılık yok. O yüzden hani eğer yükselme varsa akışına bırakıyorum, ama yükselme yoksa trigger HCG ile yapıyoruz. Çok kolay oluyor. Çoğu zaman bir kere iki kere kontrollerle hastayı natural siklusa hazırlamış oluyoruz. Abi bir önceki soruya gelen, daha doğrusu bir önceki gelen soruya istinaden bir bilgi aktarımı yapayım. 2021'de çıkan bir 1100 serilik retrospektif veri var. Bunlar HRT frozen siklusları topladıktan hemen sonraki döngüde versus bir mens atlanarak karşılaştırmışlar. Sonuçlarda fark çıkmamış. Hani bunu not olarak vereyim. Hemen bir HRT FET yaparsanız bu retrospektif veriye göre farkın olmadığını, yani bir çalışmaya dayanarak ifade edebilirim. Benim söylediğim Emre'cim şeydi, natural siklus içinde. Yoksa HRT için haklısın. Evet. Ona katılıyorum ben de. Şimdi Kemal Hocam bir soru daha var. High responder'da dondurulan embriyo sayısının düşüklüğü nedenleri, en sık sebebi nedir? Yani buradan herhalde şunu soruyorlar. Yani 15 tane embriyo niye dondurmadık da 5-6 dondurduk gibi algıladım ben high responder'lar için. Yani ben katılmıyorum ona. Bizim blastülasyon oranlarına baktığımız zaman blastülasyon olan high responder'la poor responder da birbirinden farklı değil ya. Yani ben ona, o gözleme katılmıyorum. Benim düşüncem o yani. Tecrübemiz de öyle. Bir başka soru var. Şöyle diyor. Hem evrimden ve haklı olarak doğal siklustan bahsediyorsunuz. Ancak diğer tarafta embriyoyu dondurarak hem doğallıktan uzaklaşıyor hem de çok farklı olmayan canlı doğum oranlarına rağmen Freeze-All'daki riskleri görmezden gelmiyor musunuz? Ayrıca işte Hümeyda'nın da dediği gibi mild'dan wild'a giden bir stimülasyon uygulanmıyor mu böyle bir durumda? Teşekkürler demişler. Böyle bir yorum, soru, bir şey gelmiş Kemal Hocam. Şimdi aslında karşılaştığımız, tercih etmemiz gereken bir tanesi fresh IVF siklusu. Bir tanesi de Freeze-All'daki natürel siklusu aslında karşılaşıyoruz. Yani benim idealize ettiğim aslında Freeze-All'daki natürel siklus. Aslında IVF'e göre karşılaştırdığınız zaman hangisi daha zararlı dediğiniz zaman, fazladan bizim Freeze-All'da bir tek embriyo dondurma var. Embriyo dondurmanın güvenliği de, yani biz 1984 yılından beri embriyo donduruyoruz ve bugüne kadar embriyo dondurmadan kaynaklanan bir uzun dönemli bir etki henüz daha göstermiş değil. Hani HRT'nin etkisi var, AC'nin etkisi var, ama embriyonu dondurmanın, biz 35 yıldır donduruyoruz ve hala daha bir şey göstermiş değil. Epigenetik olarak epigenetik kaygılarınız var mı hocam? Bence epigenetik kaygı fresh siklusta daha fazla. İşte Peter çok güzel örnek verdi ya. Epigenetik olarak
Çünkü siz erken plasentasyonu bozuyorsunuz yüksek östrojenle, çok korpüstümde progesteronla. Ama natürel siklusta doğalı takip ediyorsunuz. Güzel tarafı o yani. O yüzden ben natürel siklusun daha, yani frizol artı natürel siklusun bir fresh siklusa göre çok daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Peki abi şöyle bir veri var elimde. Bu plasentasyonla ilgili American Journal'da yayınlanmış frozen sikluslarda plasental işte vasküler problemlerin daha fazla olduğuna dair bir veri var. Ancak bu tabii kliniğe çok da fazla yansımıyor. Yani belki biraz plasental anomaliler olarak çıkıyor ama sizin mesela frozen sikluslarda bizim başımıza en çok şu bela oldu diyeceğiniz bir şey var mı? Hani çok frozen yapan birisi olarak soruyorum. Preeklemsiye baktık özellikle. Yani biz hastaları her 3 ayda bir mutlaka arıyoruz. Preeklemsi datamıza baktığımız zaman yani çok hani genel popülasyon o kitabi olarak preeklemsi insidansından farklı bir şey görmedik. Ama bizim şöyle bir şeyimiz var. Biz bütün hastalara korpaspin veriyoruz. Belki öyle bir protektif etkisi olabilir. Ama hani fark ettiğimiz, gözlemlediğimiz bir problem yaşamadık ama son çıkan çalışmalarda bence natürel siklusa dönmek lazım. Hem daha hasta dostu bir tedavi, hem de aynı zamanda daha fizyolojik, daha ideal olanı, daha doğal olanı. Peki kaçıncı haftaya kadar bu aspirini devam ediyorsunuz hocam? Biz hastalara önerimiz 12. haftaya kadar kullanın deme şeklinde. Ondan sonrası doktoruna bırakınız diyoruz ama en azından ilk erken plasentasyonda koraspininden dolayı belki korunmuş olabilir ama bu konuda literatürde eksiklik var tabii ki. Belki bununla ilgili bir çalışmaya ihtiyaç var. Peki. Bir şey ilave edeceğim. %20 kadar, hatta Roy Homburg geçen bir OVIN toplantısında %20'den biraz daha fazla dedi. Bu aromataz inhibitörleriyle olan ovülasyon indüksiyonuna direnç var. Bazılarına da veriyorsun şeyi, femarayı, gelişmiyor folikül. Doğru, doğru. Öyle hastalar da var ama çok büyük çoğunluğun ama femarada güzel cevap alıyoruz abi. Onlara ne yapıyorsunuz? Onlara artificial yapıyorsun. Artificial eğer yapmayacaksak bazen HMG ile uyardım. Mesela şöyle oluyor. Mini doz yapılabilir. Uyarılmamışsa arkasından HMG ile 75 üniteyle uyardığımız da oluyor. Tek monofoliküler gelişsin diye. Ama Abi, özür dilerim. Femara sikluslarında benim gözlemlediğim bir handikap var. Monofolikül gelişimini güzel tetikliyor ama trigger edeceğimiz gün endometrium bazen 7'nin altında kalabiliyor. Bir miktar östrojen patch vermek durumunda kalıyoruz. Sizin böyle bir gözleminiz oldu mu? Yok ya, katılmıyorum. Yani gözlemimiz olmadı diye net söyleyebilirim. Ben hatta literatürde de bu konuda kanıtlar var. Natürel siklustaki gelişen folikülle olan endometrium kalınlığı artifisyel siklustan daha fazla. Tam tersine daha fazla. Yani belki senin gözlemindeki Emre'ciğim hasta belki endometrium zaten ince olan hasta olabilir. Ama çok da endometrium inceliğine de çok takmamak lazım diye düşünüyorum. Lafı gelmişken. Evet, öyle bir veri var. Öyle bir veri geldi daha doğrusu, tartışmalı bir veri. 7'nin yani 7 civarları da 7-6 da problem yaratıyor. Bizim kendi verilerimiz de onu söylüyor açıkçası. Ben de eskiden beri böyle inanırım. Anladım. Peki şeye ne diyorsun? Abi maliyete ne diyorsun sence? Sizin merkeziniz için konuşmuyorum. Genel olarak konuşuyorum. Yani maliyet şöyle. Maliyeti sağlayan, zaten normalde diyelim normal responder bir hastayı simüle ettiniz. Arkasından blastositleri oluşturdunuz. Genellikle çoklu blastositler oluşuyor. Yani her halükarda zaten donduruyorsunuz. Dondururken ekstradan transfer edeceğiniz embriyoyu donduruyorsunuz. Yani siz aslında bir dondurma kiti, bir tane kayutap kullanıyorsunuz. Bir de dondurma kiti kullanıyorsunuz ekstradan. Ama bunu da hastaya şu anda biz charge etmiyoruz. Çok büyük bir maliyet de değil. Hele ki kazancını düşündüğünüz zaman hastaya olan başarısını, faydalarını görünce de çok fark yaratmıyor. Endometrium hazırlığında natürel siklus hazırlarsanız çok büyük bir maliyet yok. Artifisyel sikluste evet biraz maliyet yüksek oluyor ama natürel siklusun hemen hemen maliyeti çok çok minimal. Siz Lutel'de de zaten fresh transfer yaptığınız zaman zaten miktar destek vermek zorunda kalıyorsunuz. Yani bence buradaki asıl maliyet bir tane cryotapla dondurma ve çözme kiti maliyeti. Bir başka sorumuz var hocam. Küçük folikülden yani 15 milimin altında elde edilen matür oosit ve embriyonun performansı ve gebelikleri hakkında bilgi alabilir miyim demiş. Soruyu soran kişi. Ya, kesinlikle biz bunu test ettik. Hastalarımızın
büyük foliküllerini 16 milimetre ve üstü olan foliküllerle daha küçük foliküllerini ayrı ayrı laboratuvara verdim ben bunları. Bunları değerlendirin dedim. Ve bunları ayrı ayrı takibe alın dedim. Gerçekten 15 milimetre altı olan foliküllerdeki blastülasyon oranları yarı yarıya düşük kaldı. O yüzden hani ideal olanı aslında büyük foliküller. Yani blastüle gidecek gitme olasılığı yüksek olan büyük foliküller. Yani zaten trigger'ı verirken de kortunuz en yüksek büyük foliküllerde ne zamansa o zaman trigger vermek lazım. Peki abi şimdi bu tabii lütel fazı çok girmek istemiyorum ama natürel sikluslarda HCG trigger ettikten sonra ki hani ne zaman transfer yapılır gibi bir soru gelmişti. Eğer blastosist veriyorsak biz tam hani 6. gün yapıyoruz. Siz de hani herhalde muhtemelen öyle yapıyorsunuz. Yani pazartesi trigger ettiyseniz bir hafta sonra yani pazartesi gibi mi? Nasıl yapıyorsunuz? Doğru. Tamam. Haklısın. Bizde de ben öyle... Hani IVF siklusu, fresh siklusu gibi trigger verdikten sonra 36 saat sonra yumurta topluyoruz ya. O mantıkla gidiyoruz. Aynı şekilde dediğin gibi pazartesi eğer trigger vermişsek pazartesi günü... Ben de hemşire arkadaşlara öyle akılda kalması açısından işte salı kuralı gibi. Doğru. Esas şu, trigger ettiniz ve ET günü veya bir önceki gün progesteron bakıyor musunuz? Daha doğrusu size şöyle bir soru sorayım. Bir kere progesteron bakma hakkınız olsa tüm natural fat boyunca en optimal ne zaman bakarsınız? Yani zor bir soru ya. Ama ben yani natural sikluslarda hiç progesteron trigger sonrası hiç bakmıyorum. True natural sikluslarda zaten nereye gittiğini görmek açısından birkaç kere bakıyoruz ama yani bilemiyorum ama ben çok yerinin olduğunu düşünmüyorum ya. HRT fetlerde yani östrojenle yaptınız ve mesela orada hiç bakıyor musunuz progesteron, serum progesteron? HRT sikluslarda şöyle bir analizimiz oldu. Hazır bir anekdot gibi anlatayım. Bizim HRT sikluslarında transfer günü, HCG günü progesteron düzeyine baktık. Literatürde de 10 nanogramın altı tehlikeli sınır diye söyleniyor. Ve biz de 10 nanogramın altında HRT sikluslarında ekstradan didrogesteron da vermeye başladık 10 nanogramın altında. Şimdi datamız analiz ettiğimiz zaman didrogesteron verdiğimiz hastalarda hani zaten bir kere şey veriyorsunuz, vajinal preparat veriyorsunuz, intramusküler, biz proton depot kullanıyoruz günlük yerine, o da gayet güzel etkili. Bunları veriyorsunuz, üzerine bir de dufaston veriyorsunuz eğer 10 nanogramın altındaysa. Bu grupta biz analiz ettiğimiz zaman bizim canlı yani gebelik oranlarımız, devam eden gebelik oranlarımız daha yüksek çıktı. Yani o yüzden şu anda biz ölçmeyi tamamen bıraktık. Üniversal olarak Recep Hocam'la da paylaştım bunu. Bütün hastalara hem vajinal veriyoruz, hem proton depotla intramusküler veriyoruz, hem de didrogesteron veriyoruz. Ve gerçekten çok memnunuz. Farklı bir yöne doğru kaydığımızı görüyoruz. Devam eden gebelik oranlarımız daha yüksek. Abi çok teşekkür ediyoruz. Şu anda gelen başka sorumuz var mı? Başka bir soru yok. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok güzel verilerle çok güzel bir sunum yaptınız. Ağzınıza sağlık. Herhangi başka bir soru gelmediği için ben de bütün katılımcılara, dinleyenlere, sayın başkana, sayın hocalarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Eğer bir şey demiyorsanız da sayın hocam oturumu kapatıyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Kemal'cim. Teşekkürler Göksan Bey. Teşekkürler.